okullar tatil. Bir gün içerisinde zaten bilgilendirme yapacaklar. Yarın tekrar okullarınıza devam edeceksiniz. Korkulacak herhangi bir şey yok. Deprem doğal bir olaydı, doğal bir afetti. Bunları zaten eğitimlerinizi okulda veriyorlar. Gerekli tatbikatları da yaptınız. Tüm önlemler alınmalı. Biz yurtta kalıyoruz abi. Yurttayken oldu. O sonra okula gittik servisle. Okuldayken dersteydik. Derse girdiğimizde deprem oldu bir de. Hemen hocalar zaten uyardı bizi. Sıraların altına falan girdik. Ya yani herkes korkmuştu zaten. O yüzden şey yaptık. Sıraların altına girdik. Sonra siren çaldı. Müdürle müdür yardımcısı falan dışarı çıkarttı bizi. Sonradan şey yaptık. Servisler geldi, ailelerimiz geldi, bizi eve alıp götürdüler yani. Evet abi, çok korktuk. Okuldaydık. İlk ben arkadaşımı almaya, arkadaşımın evine gittim okula gitmeye. Sonra onların evi de üç katlı, çok sallandı. Biz korktuk ilk önce. Sonra gittik okula. Okulda da oldu. Sonra sıraların altına çöktük. Öğretmenlerin öğrettiği hareketleri yaptık. Sonra müdürle müdür yardımcısı geldi. Bizi aldı. Dışarı sıraya çağırdı. Biz gittik. Sonra bizi sakinleştirmeye çalıştılar. Sonra ailelerimiz geldi. Bizi aldı okuldan. Deprem bir anda alttan doğru vurdu. Bir kütlemeyle. Biz bir dakika gibi bir zaman devam etti. Korktunuz mu? Tabii ki korktuk. Tabii ki korktuk. Ne yaptınız depremde mi? Hemen dışarı atmaya, kendimizi dışarı attık. 1999'daki depremde bayağı bir korku geçirdik. Aynı şekilde bu sabahki depremde de vatandaşların çoğu dışarı çıktı korkuyla. Okullarımız tatil edildi. Büyük bir korku yaşadık yani bu sabah. Hasarımız yok hamdolsun. Şimdi bugün sabah itibariyle 8.05'te başlayan bir dizi deprem oldu. Çok yüzeysel bir deprem olduğunu tahmin ediyoruz verilerden. O sebeple şiddetli hissedildi. Okulların başlaması sırasında, ders başı sırasında denk geldiği için öğrencilerimiz deprem tatbikatından öğrendikleri gelen bir alışkanlık sebebiyle okulları hemen tahliye ettiler başarılı bir şekilde. O sebeple bir korku panik öğrencilerimiz içerisinde oluştu. O sebeple biz okullara bir gün ara verdik. Herhangi bir hasarımız yok hamdolsun. Yani hasar veya güvenlik sebebiyle verilmiş bir ara değil bu. Bir tatil de değil. Sadece çocuklarımız bu korku paniği bir günlüğüne atlasınlar için velilerimizden gelen yoğun talep üzerine böyle bir günlük ara verdik okullarımıza. Şimdi sonra okullar yeni yapıldı. Tabii. Şimdi okullarımızın tümü aşağı yukarı deprem sonrasında yönetmeliğe, fenle uygun olarak yapıldığı için herhangi bir sıkıntımız yok hamdolsun. Yani bizim tekrar üzerine basarak ifade ediyorum. Okullarımızda meydana gelen bir hasar sebebiyle değil bu. Herhangi bir hasarımız yok hamdolsun. Öyle bir şeyi de beklemiyoruz zaten. Şu ana kadar bize ulaştırılan herhangi bir mal kaybı da yok, can kaybımız da yok hamdolsun. Sadece çocuklarımızda, öğrencilerimizde bir korku, panik oluştu. Onu bertaraf etmek için bir günlük bir okullara ara verdik. Tabii bu hassasiyetin oluşması 99 depreminde Gölyaka'da ciddi bir hasar meydana gelmiş. Can ve mal kaybı olmuş. Velilerimiz de ondan gelen bir belki hassasiyet sebebiyle böyle bir panik oluştu öğrencilerimiz içerisinde. O sebeple ara verdik. Herhangi bir mal kaybımız, can kaybımız yok hamdolsun. Teşekkür ediyorum.